Başbakan belirsizlik algısı yaratılıyor diyor. Sayın Başbakan, geçen yıl 7 Haziran'da seçim yapıldı. Milletin iradesini beğenmediniz. Bir daha seçim dediniz. Kasım ayında seçim tekrarlandı. Bu defa seçimi kazanan genel başkan ve başbakanı beğenmediniz. Bu yılın Mayıs ayında da onu değiştirdiniz. 15 Temmuz'da siyasi İslamcı mahalledeki kavga, işbirlikçi yobazların askeri darbe girişimiyle zirve yaptı. Millet bu mahalleye iktidarı verdi, onlar kavga edip milletinin hayatını kararttı. Ardından ne kadar süreceği belli olmayan bir olağanüstü hal dönemine girildi. Son olarak da fiili durumu yasal hale getirme gerekçesiyle başkanlık sistemine geçilmesi için referandum gündeme geldi. Şimdi soruyorum, böyle bir ortamda belirsizlik algısı yaratmaya ihtiyaç var mı? Devri iktidarınızda algısı yaratılmasına ihtiyaç olmayacak tek şey belki de belirsizlik. Şimdi kendi yarattığınız canavardan korkuyorsunuz. İş adamlarına diyorsunuz ki Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesinden sonra ortaya çıkan fiili duruma anayasayı uydurmak için referanduma gideceğiz. Ancak ondan sonra 2009'a kadar başka seçim yok. İşinize gücünüze bakın. 2015 yılının Mart ayında Sayın Cumhurbaşkanı millete Gaziantep'te verin 400 milletvekilini bu iş huzur içinde çözülsün demişti. Millet 400 milletvekilini vermedi ama millette de huzur kalmadı. Milletin dertleri çığ gibi büyüyüp sahipsiz kaldı ama iktidar başkanlık derdinden vazgeçmedi. Diyelim ki başkanlık geldi, milletin aşı işi artacak mı? Borcu azalacak mı? Terör bitecek mi? İstikrar gelecek mi? Türkiye'nin şu anda en çok ihtiyaç duyduğu şey ciddiyettir. Oysa Türkiye'de öylesine gayri ciddi bir dönem yaşıyoruz ki Türkiye'de her şey olabilirsiniz ama rezil olamazsınız sözü iktidar sahipleri tarafından haklı çıkarılıyor. İstatistikler başkanlık sisteminin siyasi istikrarı sağlama konusunda parlamenter sistemden çok daha başarısız olduğunu gösteriyor. Değerli milletvekilleri, zenginlik istiyorsak rejimin adı bellidir. Bu vatan topraklarında uzlaşmayı, birlik beraberlik içinde yaşamayı istiyorsak rejimin adı bellidir. İstikrar ve huzur istiyorsak rejimin adı yine bellidir. Bu rejimin adı güçlendirilmiş parlamenter sistemdir. Hiç tereddütünüz olmasın. Başkanlık sistemi tartışmaları gündemde kaldıkça bu ülkenin ufkunu karartmaya devam edecektir. Bu sistem ülkenin birliğine, bütünlüğüne hizmet etmeyecek, bölünmesine ise taşıyıcı annelik yapacaktır. İmralı'daki bölücü terör örgütü başının Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığını destekleriz dediğini lütfen hatırlayın. Başkanlık sisteminin sonunda gideceği yerin federasyon olduğunu o da çok iyi biliyor. Basına yansıdığı kadarıyla önerilen sistem, bugün önerdiğiniz sistem, Cumhurbaşkanı'na ülkenin tapusunu vermeyi öngören ve başkanlık sistemleri arasında ömrü en kısa sürmeye ve en kötü örneklerden biri olmaya namzet bir sistemdir. Zaten bugün burada görüştüğümüz yasa tasarısı da aslında parlamentoda tecelli eden, milli iradeyi yok sayan, tüm yetkileri icrada ve mümkünse tek kişide toplamayı tercih eden bir zihniyeti yansıtmaktadır. Başkanlığı getirerek istikrarı, büyümeyi sağlamak ne kadar boş bir hayalse, torba yasalarla mali disiplini, makro ihtiyati tedbirleri gevşeterek, milleti borca batırmaya devam ederek iç talebi ve büyümeyi arttırmak da o kadar boştur. Değerli milletvekilleri, yapılması gereken bellidir. Ekonomiyi büyütmek için bir, belirsizliği arttıran başkanlık tartışmalarını bir yana bırakalım. Demokrasimizi, kuvvetler ayrılığını ve hukukun üstünlüğünü güçlendirecek reformlara odaklanalım. Olağanüstü halden çıkıp olağan hale geçelim. İki, ülkenin dünya arenasında yarışma gücünü arttıracak reformları beraberce bu meclisten geçirelim. Büyümenin nimetlerini tüm milletimize ulaşmasını sağlayacak, geliri adil paylaştıracak, yoksulluğu babadan evlada geçen bir miras olmaktan çıkaracak, büyümenin niteliğini ve kapsayıcılığını güçlendirecek reformları yapalım. Türkiye'nin dertlerine deva olmayacak hevesler için 78 milyonun geleceğini karartmaya kimsenin hakkı olmadığını bir kez daha hatırlatmak istiyor. Türkiye'nin kurucu ayarlarıyla oynayarak ülkeyi huzursuzluğa, yoksulluğa sürükleyenler ve ülkenin bölünmesine yol açanların bunun vebalinin hesabını tarih ve millet huzurunda vereceklerini bir defa daha tekrar etmek istiyorum.